Merhabalar arkadaşlar. Optisyenlik 1. sınıf marka ve stratejileri dersinden 6. sunumu sizlere sunmak için buradayım. İyi bir hikayeye sahip ol. Konumuzun adı bu. Descartes, düşünüyorum öyleyse varım derken, düşünmek var olmanın sebebi değil, sonucudur. Yani var olduğumuz sürece düşünmeyi, düşünerek bir hayat yaşamayı ilke edinmemiz gerekmektedir. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum yaptığım işle alakalı. İlaç tanıtım temsilcisi olarak çalışmaktayım yerli bir firmada. Bizim işimiz de bir anlamda marka oluşturabilmeyi sağlamak. Şimdi çeşitli firmalarda ciddi bütçeler ayrılarak arkadaşlar, yani Ar-Ge uygulanarak yeni moleküller elde edilir. Bu yeni moleküller için tabii ki ciddi paralar harcanıyor, ciddi süreçlerden geçiriliyor bunlar. Bazı firmalar da var ki hani tabii kanunlarda yazan bir durumdur. Bu 5 yıl mesela ruhsat almış yeni bir ürün sahada tek başına rakipsiz kalabilir. 5 yılın sonunda başka firmalarda bu etken maddeyle alakalı olarak ruhsat almaya girişebilir. Şartları sağladığı sürece ruhsat alabilirler. Şimdi buradaki amaç tabii ki nedir? Ben yerli bir firmada çalışıyorum. Evet, muadil ilaçlarımız da var. Şimdi bu orijinal ilaçlar işte 5 yıl sonra bizim firmamızın da bu şekilde ruhsat alarak piyasaya kendi ticari ismiyle sunmuş olduğu ilaçlar var. Evet. Bunu da marka etmek bizim görevimiz tabii ki. Şimdi bizim işimiz marka oluşturmak. Bunu yapmak için de iyi bir hikayemizin olması gerekiyor. Benim hikayemi yazmam için öncelikle hedef kitlemi belirlemem lazım. Kim bunlar? Doktorlar, eczacılar ya da potansiyel hastalar diyelim. Hem de bunlardan çok gerekiyor. Yani pazar payından ciddi paylar almamız gerekiyor işimizde başarılı olmamız için. Aslında gayet de eğitimli, kültürlü insanlarla muhatap oluyoruz. Yani doktorlar, eczacılar. Toplumun hakikaten de hem kültür olarak hem bilgi olarak seviyesi yüksek insanlar bunlar. Yaşam tarzı olarak da tabii ekonomik olarak da daha toplumun üstünde olan, ortalamanın en azından üstünde olan bir topluluk. Tabii bu insanlarla çalışmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Yani bunların seviyesine en azından olabilmek lazım. Yani hitap etmeyi, yani konuşabilmeyi, onlarla diyalog kurabilmeyi sağlayabilmemiz gerekmektedir. Şimdi bir kere her şeyden önce bizlerin çok kültürlü olması gerekiyor, bilgili olması gerekiyor. Nasıl sağlanabilir? Bu çok kitap okuyarak, çok dergi okuyarak, yani çok gezerek, hani araba markalarından çok iyi anlayarak. Satın alma ihtimalimiz olmasa dahi mesela bir Audi'den beğenmedim, Mercedes'in çeşitli modellerinden. Çünkü bu muhatap olduğumuz insanlar gelir seviyeleri yüksek olan insanlar olduğu için bunlarla da ilgili detaylı bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Mesela pahalı evlerin bulunduğu siteler hakkında, ne bileyim turistik oteller, 5 yıldızlı kaliteli turistik oteller hakkında, kaliteli restoranlar hakkında, kaliteli yemekler, hatta bölgelere göre hani bölgelere göre yemekler hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Hatta yurt dışındaki marka olmuş şehirler hakkında da bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki bu insanlarla diyalog kurabilelim, bu insanlarla oturup konuşabileceğimiz bir meselemiz, bir hikayemiz olsun. Hedef kitlemin hobilerini de bilmeliyim, fobilerini de bilmeliyim, siyasi eğilimlerini de bilmeliyim.
Tabii bu bilgilerimi de kullanırken sözlerimi, cümlelerimi o kadar iyi kullanmalıyım ki karşımdaki insanı hiçbir şekilde irrite etmemem gerekiyor. Ki ancak belki ben planlarım doğrultusunda başarılı olabilirim. Tabii bununla beraber ürünümün molekülü hakkında, endikasyonları hakkında da detaylı medikal bilgilerim olması gerekiyor. Şimdi burada ne oluyor? Aslında hem zamanını vererek hem parasını vererek araştırma geliştirme yapmış olan firmaların geçirmiş oldukları süreci bizler tabii ki ulaşabiliyoruz bunlara. Bunları kullanarak onların Ar-Ge yaparak elde etmiş oldukları bilgiler dahilinde bunları kullanarak biz hedef kitlemize tabii kendi firmamızın ticari ismini hatırlatarak marka yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu dediğim gibi yani saygı göstermeyi de saygı görmeyi de becerebilen bir ürünü yeni piyasaya sürülmüş bir ürünü marka yapacaksan önce marka bir insan karakteri ortaya koyman gerekmekte. Evet, bu şekilde markamızı hani başka marka olmuş ürünlerin karşısında kendi firmamızın ticari ismini marka yapma yolunda uğraşlarımızı sergiliyoruz. Bizim işimiz açıkçası böyle arkadaşlar. Ve bence bu kadar da kolay. Yani bir kopyayı alıyoruz. Ondan sonra kendi markamızı yapıyoruz. Şimdi bu kendi işimle alakalı, kendi düşüncelerimle alakalı marka ve markadaki hikayenin önemini sizlere anlatmaya çalıştım. Tabii benim konum iyi bir hikayeye sahip ol. Burada Dean Brown'un bir yazısını sizinle, güzel bir sözünü sizinle de paylaşmak istiyorum. Başarmak zordur. Kolaya kaçarsan sonuç basitleşir. Unutma, yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir diyerek. Şimdi bu slaytımı, bu kısmını sonlandırıyorum. Evet, Seth Godin'in bir sözü var. Türkiye binlerce yıllık tarihi var ve Türkiye bir öykü anlatmayı becerebilmeli ve bundan para kazanabilmeyi de becerebilmeli diyor. Markaların özellikle anlatmak için adeta bir sinema filmi çevirecekmiş gibi iyi ve sağlam hikayelere ihtiyacı vardır arkadaşlar. Hikayeler insanın hayatını anlamlı kılan bütünleyici unsurlardır. Şirketler kuruluş öyküleriyle, çalışmalarıyla, inovasyonlarıyla ilginç öyküler yazmaya gayret ederler. İyi hikayelerin gücünü düşünürsek arkasında binlerce yıllık bir tarih olduğunu da görürüz. Hikayeciler etrafında oturabilecek bir ateş yakıldığından beri insanların dikkatini çekmeyi başarabilmişlerdir. Hikayeci de tıpkı deneyim mimarı gibi öğrenen kişilerin anlayışını ve organizasyon kişiliklerini güçlerini birleştirerek yenilikleri meydana getiren yapıcı kişiliklerdendir. Hikayeci insan değerlerinden ve kültürel özelliklerinden bahseder. Hikayeleriyle hem şirket içinde morali hem de şirket dışında farkındalığı artıracaktır arkadaşlar. Markaların iyi hikayeci olmak için uğraşmalarının 7 nedeni vardır. İsterseniz bu nedenleri bir bir sıralayalım. Hikayecilik güven sağlar. Ne demek şimdi hikayecilik güven sağlar? Hani bana göre hikaye burada bir proje. Bence herkes yani bu projede herkese bir görev vermek, bir rol üstlendirmek, insanları işin içine çekmek güven sağlayacaktır. Hikayeler duygular açığa çıkarır. Yani herkese konuşma fırsatı vererek, herkesin bu projede, bu hikayedeki düşüncelerini, fikirlerini almak, hakikaten insanları hem bu projeye ya da bu hikayeye bağlılığını ortaya çıkaracak ve duygularını ciddi anlamda ortaya çıkaracak. Hikayeler zor ve hoş olmayan konuların keşfine izin verir. Yani her şeyi konuşabilirsin burada. Yani açıkça, dürüstçe, insanların aklında ne var ne yok.
Bunları rahatlıkla konuşabilirsin. Hikayeler takımın bakış açısını ayarlar. Takım olmayı kazandırır. Yani insanların birlikte hareket etme kabiliyetlerini ortaya çıkaracaktır. Hikayeler kahramanlar yaratır. Yani bu projede bu hikayenin içerisindeki kahramanlar herkes kendi üstüne düşen görevlerini, sorumluluklarını bilir ve o yönde herkes başarılı olmaya çalışır. Hikayeler değişimin kelimelerini taşır. Evet, fikir yani insanın bir fikri varsa belki arkadaşından esinlenerek daha farklı düşüncelere dalabilir ya da onu kabul edebilir. Güzel hikayeler karmaşaya son verir. Güzel hikayen olursa bir takım olabilmeyi, ekip olmayı başarabilirsek arkadaşlar, hakikaten de üstleneceğimiz projelerde karmaşalara son verebiliriz. Bütün iyi hikayeler değişimi ve dönüşümü içerir. Markaların hikayeleri ne denli kişisel ve tutkulu olursa o kadar canlı olacaktır. Marka algısı uzun bir dönem sonunda biriken ve sonuçlanan bir algıdır. Bir araba markasının güvenlik hikayesi ya da hızla ilgili hikayesi o kadar çok duyulmuştur ki beynimize, kalbimize kazınılmıştır bu adeta. Ve bu hikaye devam ettiği sürece markanın ayaklı reklamı gibi oluruz arkadaşlar. Mesela bir Ferrari, şimdi slaytımı keşke size gösterebilseydim. Kim Ferrari adını bilmez ki ya da bir Ferrari'si olsun istemez ki. Evet, efsane olabilmek için markaların hikayesini de satabilmeniz gerekir arkadaşlar. Çünkü insanlar hikayelere inanır. Mesela 1 milyar çift satan ayakkabı Converse. Converse'in kurucusu olan arkadaş ilk şirketini 30'lu yaşlarında 1908 yılında daha önceden de ayakkabı şirketleri kurmuş olan bir arkadaşım Marcus Converse Masoiti kauçuk ayakkabı şirketini açarak önce bu işe girmiş. Evet, kadınlar, erkekler ve çocuklar için dondurulmuş kauçuktan ayakkabılar üretmiş ilk defa bu şirket. 1910'da Converse günde 4000 çift ayakkabı satıyormuş. 1915'te tenis için atletik ayakkabılar üretmeye başlayınca başlayana kadar devam etmiş arkadaşlar. Şirketin dönüm noktası ise 1917'de Converse All Star basketbol ayakkabıları üretince gerçekleşmişti. Şimdi bu atılım tenis sporunu 25 yıllık olduğu göz önüne alındığında büyük bir yenilik olarak sayılabilir. 1921'de Chuck Taylor adlı bir basketbol oyuncusu Converse ayakkabısının ayaklarını çok ağrıttığı gerekçesiyle bir şikayette bulunuyor şirkete. Ünlü oyuncu şirkette Chuck Taylor'a bir ödül olarak işe alıyor. 1923 yılında damgasını bir işe alıyor. Taylor bunu Amerika'nın dört bir tarafına reklamını yapıyor. Tabii Taylor da toplumda bilinen değerli bir arkadaş. Kendisi de bir marka zaten. 1923 yılında All Star damgasının Taylor'ın imzası da ekleniyor arkadaşlar. 1969 yılındaki ölümünden önce yorulmak nedir bilmeden işine devam eden Taylor, aynı zamanda tamamı Afro-Amerikan oyuncularından oluşan ilk basketbol takımı The Rance için ayakkabı üretiyorlar. 1941 yılında Amerika 2. Dünya Savaşı'na girdiği zaman Converse, çizme, bot, ceket, işte hani o dönemde ordu için gerekli olan ürünleri diyelim. Hatta pilotlar için süvari bölüğündekiler için özel giysiler, pilotlar için özel giysiler üretiyor. 1950'li ve 60'lı yıllardan 1970'lere kadar arkadaşlar Nike, Adidas, Reebok gibi yeni birçok çeşit modeller satışa giriyorlar ve tabii Converse için pazarda daralması yaşanıyor. Büyük bir kısmını pazarını Converse arkadaşlar kaybediyor. NBA oyuncularının uzun yıllar boyunca severek giyecekleri basketbol ayakkabılarını üretmeye başlamasıyla Converse'in toparlanması da çok gecikmiyor. Şirket o yıl el değiştirince Amerika'daki son fabrikada kapanıyor. Sonrasında Amerika'da Amerikan marketleri için ayakkabı üretimi tabi uzun sürmüyor. Sonuçta Amerika büyük bir devlet. Ama burada Çin, Endonezya, Vietnam tabi bu pazara dahil oluyor. Asya ülkeleri pazara dahil olduğu zaman
ABD'de kaybedilen pazar payının geri kazanılması da sağlanıyor. Yani Çin'de ve Endonezya'da ayakkabı ya da işte ürünlerini ürettirerek ABD'de kaybolan pazarını Converse tekrardan geri kazanıyor arkadaşlar. 9 Temmuz 2003 tarihinde şirket Nike'ın rekabete dayanamayıp Converse'e hani 305 milyon dolarlık bir alım teklifi sunuyor Converse şirketine. Ondan sonra da Converse de bunu kabul ediyor. Güzel bir kazanım sağlıyor kendisi için. Ve günümüze kadar da marka olarak Converse kalmayı beceriyor. Tabii işte Nike'dır, Adidas'tır. Bunlar da günümüze kadar kalmayı becerebiliyor. Arkadaşlar, sunumum aslında daha da uzun. Ancak çok da vaktinizi de almak istemiyorum. Keşke hani bunu şu pandemi durumu olmasaydı da sınıfta hep beraber değerli hocamızla, siz değerli arkadaşlarımla karşılıklı bir tartışma gibi yapabilseydik. Sunumumu burada kesmek istiyorum. Güzel bir sözle de bunu noktalamak istiyorum arkadaşlar. Napolyon ne demiş Napolyon? Zafer ancak ona inananlarındır demiş. Evet, hepimiz bir zaferin mimarları olmak istiyorsak arkadaşlar, bir şeylere inanmamız gerekiyor. Bir hikaye yazıp onun kahramanlarını çoğaltmamız gerekiyor ve inşallah gelecekte Türkiye'de de güzel başarılara imza atarız diye hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Sayın hocam, sayın arkadaşlar merhaba. Dersimizdeki konumun adı devrim yap. Şimdi, devrim dendiğinde ilk akla gelenlerden birisi bildiğiniz gibi devrim otomobilleri. Tabii ki bu değil. Veyahut işte halk hareketleri. Bu da değil. Bildiğiniz gibi markalar, markaların devrimleri. İşte konum bu. Bunun üzerinde duracağım. Bunun üzerinde birkaç söz söylemeye çalışacağım. Tek devrimci vardır. O da markalardır. Yani markaların devrimi üzerinde duracağım. Markaların devrimleri sayesinde yaptıkları devrimleri sonucunda zihnimizde kalan neticeler. Bunlar üzerinde duracağım. İşte tabii ilk başta marka kavramı nedir? Bunu bir anlatalım. İşte bir marka. Tabii zihinlerimizde marka denince aklımıza gelen işte şunlar oluyor. Yani firmaya ait terim, isim, sembol, logo, yani bu tür şeyler. Yani bir marka bir satıcının veya bir grup satıcının mal ve hizmetlerinin belirlenmesini ve onların rakiplerinin mal ve hizmetlerinden ayrı tutulmasını sağlayan isim, terim, işaret, sembol veya bütün bunların birleşimi. Tarih boyunca yaşanan politik devrimler belirli bir bölgeyi, belirli bir dönem etkilerken bugün markalar yaptıkları devrimlerle tüm dünyayı etkilemişlerdir. Yani markalar dünya geneline hitap eder. Markaların yaptıkları devrimler sonuçları itibariyle dünyanın her yerini etkilemektedir. Yani bunu biliyoruz, buna şahidiz. Şimdi marka denince bunun 6 tane anlamı vardır. Şimdi öz nitelikleri, yararları, değerleri, kültürü, kişilik ve kullanıcı bazında anlamlar vardır. Ve bu anlam özellikleri herkesin zihninde aşağı yukarı aynıdır. Markaları ayakta tutan onların devrim yapmalarıdır. Yani bir marka yani kurulur, doğar, yaşar, işte büyür, belli bir seviyeye gelir ama belli bir süre sonra marka söner biter. Bunun çok uzun süre olabilmesi, uzun bir müddet markanın ayakta kalabilmesi, zihinlerde var olabilmesi için markanın devrim yapması gereklidir.
Markalardaki devrim konusunda benim ilk aklıma gelenler bunlar. İşte LCY22, Türkiye Hava Yolları, Anadolu Jet. Ha, bunlardan işte LCY22. İyi giyinmek herkesin hakkı sloganıyla ortaya çıktı. Ve bu slogan doğrusunda bir devrim yaptı. Yani yaptığı devrim şuydu, biliyorsunuz. LCY22'ye gittiğimiz zaman orada yani her yaş grubuna göre ürün bulunabilmekte. Ve kalite bakımından tatmin edici, fiyat olarak da gayet makul. Yani iyi giyinmek herkesin hakkı. Yani bu slogana göre var olan bir mağaza. Türk Hava Yolları, dünya daha büyük keşfet. Yani buradaki Türk Hava Yolları'nın sloganındaki ortaya çıkarttığı anlam, yani yaptığı devrimi yansıtmaktadır. Yani yaptığı devrim nedir Türk Hava Yolları'nın? Dünyanın her yerine uçak koyabilmesidir. Yani kar zarar gözetmeksizin, yani ciddi anlamda diyelim, kar zarar gözetmeksizin dünyanın her yerine uçak seferi düzenlemesi. Anadolu Jet, bildiğiniz gibi ucuz olması. Yani sloganı uçmayan kalmasın. Yani bu sloganla yaptığı devrim neticesinde çok ucuz fiyatlarla bildiğiniz gibi Anadolu Jet ile seyahat edilebilmekte. Ha bir de aklıma şunlar gelmekte. Yani devrim denince, ticari hayattaki devrim denince bildiğiniz gibi geçmişte arasalar vardı. Arasa yani belli bir grup esnafın bir araya gelerek yani aynı türden satış yapan esnafın bir araya gelerek oluşturdukları bir yer. Arasa. Arasalar da bir devrim. Yani müşteri oraya geldiği zaman bir esnafta bulamadığını aynı tür satış yapan başka bir esnafta bulabiliyor. Ya da farklı fiyatlar olabiliyor. Yani müşteriler için bir devrim niteliği. Daha sonra pasajlar oluştu biliyorsunuz. Bunlar da aynı şekilde. Ve günümüzde oluşan güzel bir yani arasayla pasajların devamı, alışveriş merkezleri. İnsanlar alışveriş merkezlerine gittiği zaman biliyorsunuz orada yani eğlence, yeme içme, alışveriş, yani sosyal etkinlik tarzında yerler, her türlü olanaklar mevcut. Yani günümüz açısından alışveriş merkezleri devrim niteliği taşımakta. İşte geçmişten günümüze işte pazarlamanın devrimi. Yani markalar biliyorsunuz pazarlama stratejileri geliştirmekte. Bununla alakalı kendilerince büyük devrimler gerçekleştirmektedirler. İşte bilinen evrende en hızlı gelişen, dönüştüren varlık insan. İnsanlık tarihini değiştiren ve günümüz süreçlerini tetikleyen 3 dönem vardır arkadaşlar. Birincisi bilişsel dönem, yani insanın aklını kullanması. İkincisi tarım devrimi, bildiğiniz gibi. Üçüncüsü ve günümüzü en çok etkileyen devrim. Bu diyebilirim sanayi devrimi. Şimdi devrim konusunda yani günümüze hitap eden işte Bill Gates'in her eve bilgisayar devrimi. Benim evlerimizde bilgisayarlar var. Yani bunda Bill Gates'in katkısı çok büyük. İşte Henry Ford'un bant sistemini ortaya çıkararak, bant sistemi icat ederek T model aracı piyasaya sürerek Amerikalıların çoğunluğunun otomobil sahibi olmasını sağlaması gibi. Tabii bu bizi de etkiliyor sonucu olarak. Yani bant sistemin oluşmasıyla sanayi devrimi büyük bir yol kat ediyor. İşte Google arama motoru. Klavyeyle yazdığımız her şey bir anda imaj olarak karşımızda. İşte Sony'nin PlayStation oyunu. Değil mi? Evlerimizde tabii olanlar oynamaya bayılıyorlar. Şimdi bütün markalar devrimlerini dünyadaki tüm müşterilerini zorla değil onların istekleri ve zevklerine göre yapmışlardır. Yani bir marka devrim yapacağım diye değil mi? Bir zorlama. Bir zoraki süreç müşterilerini tabi tutmuyorlar. Böyle bir şey yok.
sadece istek uyandırıyorlar. Yani müşterinin, insanların ben bu malı, ben bu ticari metayı almalıyım hissi uyandırmak için işte devrim yapma sürecine giriyorlar. Günümüzde de pazarda olmasına neden olacak bir devrimin ayak seslerini duymaktayız. İşte nesnelerin internet ile üretimi çok kolaylaşıp hızlanıyor. Evet, bu da yeni pazar ve hedef kitle ihtiyacını doğuracak. Yani markalar için bu nedenle devrim yapma süreci hiç bitmeyecek. Çünkü markalar üretim yapıyorlar, daha iyi çok pazar elde etmek istiyorlar. Bu nedenle zihinlerde sürekli var olmaları gerekiyor. Olabilmelerin en önemli yollarından bir tanesi de devrim yapmaları. Yani insanlar da zihinlerinde kendi imajlarını oluşturmaları gerekiyor arkadaşlar. İşte markalar devrimleriyle zihinlerde işte farkındalık uyandırırlar. Zihinleri de bu şekilde var olurlar. Yani bir marka yalnızca insanların zihninde oluşur. Bir tüketicinin zihnindeki marka ismi işletmeler için marka tercihini sağlayacak bir bağ olabilir. Marka farkındalığında en temel amaç tüketicinin markayı kendiliğinden hatırlamasıdır. Galiba markalar için devrimi anlatan en güzel cümle bu olsa gerek. Yani marka farkındalığında en temel amaç tüketicinin markayı kendiliğinden hatırlamasıdır. Yani markaların devrim yapmasındaki asıl sebep, asıl amaç markanın sürekli zihinlerde bulunması. Yani bu şekilde pazar payları da artar, satışları da artar. Teşekkür ediyorum. İyi günler.